Şimdi Ankara'ya dönelim, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gidelim. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram orada. AFAD Başkanı Yunus Sezer de yanında. Duygu, söz sizde. Kahramanmaraş merkezde 10 ile etkileyen depremin ardından AFAD çalışmaları bölgede devam ederken koordinasyon merkezindeki çalışmalarda sürüyor. Peki çalışmalarda gelinen son durum ne? Yanımızda AFAD Başkanı Yunus Sezer var. Hemen kendisine döneceğiz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına size bugün an itibariyle bölgedeki çalışmalarda son durum ne? Hemen onu soralım. Evet, öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Belki dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük afetlerle karşı karşıyayız. İki büyük depremle sarsıldık ama aynı zamanda da ardından da iki büyük artçıyla, yine deprem büyüklüğünde iki büyük artçıyla aynı anda sarsıldık. Ardından da bugüne kadar 4000'in üzerinde artçı oldu. Gerçekten 10 ilimiz büyük oranda etkilendi ama aynı zamanda da 13 ilimiz toplamda hem yıkımların meydana geldi illerimizin arasında. Aynı zamanda ilçelerimiz ve 10 bine yakın köyüm ve mahallemizde bu afetin etkilerini görüyoruz. Büyük bir alan, birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden büyük bir alanda afet etkili. Şu anda 250 bin üzerinde personelimiz görev yapıyor, bölgede görev yapıyor. 10 ilimizde ve ilçelerimizde. Aynı zamanda 35 binin üzerinde uzman personelimiz, arama kurtarma personeli, hem yurt içinden hem yurt dışından katılımlarla görev yapıyorlar orada. Gelinen noktada tabii illerimizde özellikle Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada hem araç takviyesi hem personel takviyesi yönüyle yoğun bir çalışma devam ediyor. Efendim, yardım gitmeyen bölge var mı şu anda bu 10 il içerisinde? Yardımlarımız bütün illerimize gidiyor. Köylerimize dahi helikopterlerle yardımlar iletiliyor. Ve bir organizasyon içerisinde gidiyor. Belki bununla ilgili olarak hem çadır kentlerimizde hem bütün afetten etkilenen vatandaşlarımıza yardımların götürülmesi noktasında tam çalışma grupları çerçevesinde hem Kızılay'ımız, hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, hem AFAD'ımız, hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem de bu afette görev almak isteyen on binlerce gönüllümüz sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorlar. Çadır noktasına da değinmek istiyorum. Şu anda bölgede kaç çadır var ve daha buradan merkezden gidecek çadırlar noktasında bir net bir sayı var mı? Yani depremzedelere çadır ulaşma noktasında bir sıkıntı var mı? Şöyle, bütün alanlarda şu ana kadar hem çadır kentlerimizi kuruyoruz, hem bireysel olarak çadırlarımızı dağıtıyoruz, hem de bir taraftan konteyner kentler kuruluyor, bir taraftan da kamu misafirhanelerinde yoğun bir şekilde afetten etkilenen vatandaşlarımız buralarda misafir ediliyor. Yani bütün alanlarda şu anda çadır sevkiyatlarımız devam ediyor ve bu da artarak devam edecek. Şu anda planlamamızda bir sıkıntı yok. Bu nerede talep varsa oraya iletim noktasında da yerelde iyi bir organizasyon oluşturuldu ve bütün afet zedelerimize ulaşmaya ve onları barındırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da afet bölgesinden batı illerine gelen, daha doğrusu afet olmayan illere gelen vatandaşlarımız var, afet zedelerimiz var. Onları da valilikler bünyesinde oluşturmuş olduğumuz barınma merkezlerinde, onların koordinasyonunda barındırıyoruz. Otellerde barındırıyoruz, kamu misafirhanelerinde barındırıyoruz. Aynı zamanda da aynı deprem bölgesinde olduğu gibi burada da büyük bir organizasyon yürütüyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Depremin başından bu yana tüm koordinasyonu siz yürütüyorsunuz. Sosyal medyadan olsun pek fazla eleştiri oldu. Özellikle yardımların geç gittiği, ekipmanların geç ulaştığı, AFAD'ın oraya geç gittiği yönünde. Tüm bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çok büyük bir organizasyon. Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Elbette aksilikler olabilir ama bizim hem insanımızın
hem bütün görevlilerin ortaya koymuş olduğu büyük bir çalışma var. Az önce bahsettiğim gibi 250 bin üzerinde orada görevlimiz şu anda faaliyet gösteriyor. Yine arama kurtarma personelimiz, STK'larımız büyük bir çalışma içerisindeler. Alan çok büyük ve büyük bir organizasyon bu. 250 bin kişinin oraya taşınması, orada büyük bir çalışma yürütmesi, yine oradan bu tarafa doğru gelen afet sedelerin illerde barındırılması, yine o da 400 bin üzerinde. Bizim sadece tahliye ettiklerimiz 250 bini geçti. Kendiliğinden gelen vatandaşlarımız var. Onlar da bir şekilde ulaşıp barındırmaya çalışıyoruz. Gerçekten büyük bir organizasyon. Ufak tefek olumsuzluklar olabilir mi? Olabilir. Ama en azından bunu aşmak için büyük bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanımız büyük bir çalışma yürütüyor. Bakanlarımız, bölgede görev yapan valilerimiz, görevlilerimiz. Süremiz de çok çok az kaldı. Türkiye Tek Yürek bugün kampanya olacak ve Türk televizyonlarında da çok rastlanmayan bir durum. Ortak yayın olacak ve bir kampanya başlatılacak. AFAD'da bu kampanyanın ana noktalarından biri. Nasıl değerlendiriyor? Bu sadece bir kampanya değil. Büyük bir afette karşı karşıyayız. Bütün milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde. Bunun parasal boyutu çok önemli değil. Önemli olan kardeşliği yeniden ön plana çıkarmak, yeniden dayanışma içerisine girmek, yeniden birlikte olmak ve afet bölgesinde yaklaşık 13 milyon insanımız etkilendi. Onların yaralarını sarmak için hep beraber gönül gönüle büyük bir işbirliğini ortaya koymak. Şu anda bizim milletimize, bu Anadolu topraklarında yaşayan bütün insanlara yakışan bu. Yurt dışından çok büyük destekler geliyor. Dünyanın bütün ülkelerinden destekler geliyor. Hem taziye mesajlarını iletiyorlar, hem destek mesajlarını iletiyorlar. Yine milletimizde farklılıklarını, görüşlerini, her şeyi bir tarafa bırakarak sadece insan olduğu yerde bu yaraları sarmak için büyük bir birliktelik ortaya koyuyor. Bu program da bunun bir nişanesi ve ben bu organizasyonu gerçekleştiren, içerisinde olan herkese teşekkürlerimizi milletimiz adına sunuyorum. Başından beri Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz, mülk idare amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes, vatandaşlarımız, gönüllülerimiz, büyük bir basın mensuplarımız bu yaraları bir an önce sarmak için büyük bir dayanışma içerisindeler. İnşallah kısa zamanda biz bunları aşarız. Kısa zamanda da vatandaşlarımızın yaralarını sarma imkanımız olur. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağlık. AFAD Başkanı Yunus Sezer konuğumuzdu. Hem özellikle bölgedeki son gelişmeleri aktardı, hem de merkezden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.